Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları Ramazan Medeniyetini sunar. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Cuma günü, gününüz hayırlı bereketli olsun. Evet, haftanın son iş günü. Dolayısıyla Ramazan tüm güzelliğiyle, tüm hızıyla devam ediyor. Biraz sonra 1 saat 20 dakikalık bir süre zarfı içerisinde de inşallah oruçlarımızı açacağız. Dolayısıyla oruçlarınız, sofralarınız, evleriniz, haneleriniz bereketli olsun, hayırlı olsun. Bursa İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından programımız hazırlanmakta. Dolayısıyla Ramazan medeniyetini bu akşam gençliğe ayıralım. Ramazan ve gençlik diyelim. Kaldı ki Necip Fazıl Kısakürek gençliğe hitabe de bir genç profili çiziyor. Yine Mehmet Akif Ersoy Asım'ın nesli derken bir genç profili çiziyor. Peygamber Efendimiz İslamiyet'ten önce baktığımızda Mekke'deki garip gurebaya yardımcı olmak babında Erdemliler Hareketi Hilful Futul cemiyetini kuruyor. Ve o cemiyetin de üyesi oluyor kendisi yine aynı şekilde. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz hemhal olma medeniyeti, birbiriyle, arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla, çevresindeki herkesle birlikte olma medeniyeti. İslamiyet'le birlikte bu artarak devam ediyor. Belki infak kültürü de bu şekilde gelişiyor. Ve günümüze kadar çeşitli dernekler, vakıflar ki biz buna günümüzde sivil toplum kuruluşları diyoruz. Herkes kendi alanında bu gök kubbede bir hosseda bırakmak, ardından bir hosseda bırakmak adına nesillerini, geleceklerini eğitmek, güzelleştirmek adına çalışmalarda, faaliyetlerde bulunuyorlar. Birçok sivil toplum kuruluşları var. Hepsi hakikaten alanında çok güzel işler yapıyorlar. El öpülesi işler yapıyorlar. Hepsini yürekten tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu akşam sivil toplum kuruluşları adı altında yine gençlik teşkilatlarıyla birlikte olacağız. Üç tane STK'nın temsilcileri şu anda bizlerle birlikte. Bu akşam isterseniz hem kendilerini tanıtmış olalım hem de gençlik hakkında konuşmuş olalım. Türkiye Diyanet Vakfı BTSO Yüksek Öğrenci Yurdu, Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Sayın Fuat Kulabaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Yine 7 Hilal Gençlik Teşkilatı 7 Tepeden 7 Kıtaya sloganı ile hareket eden çıkan çıkış yapan bir gençlik teşkilatı 7 Hilal Genel Başkan Yardımcısı Samet Paçacı kardeşimiz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, şeref bulduk hocam. Eyvallah. Ve alanında hakikaten güzel işlere imza atan Ensar Vakfı'nın değerli yönetim kurulu üyesi Ahmet Oruçoğlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah hayırlı hocam sizle başlamış olalım. Ensar Vakfı nasıl bir gençlik hayal ediyor? Nasıl bir gençliğin peşinde? Ve bu alanda neler yapıyor? Sizle başlamış olalım hocam. Bismillah. Değerli izleyicilerimize de hayırlı Ramazanlar inşallah. Evet. Sağlıkla bir şekilde Kadir Gecesi önümüzde ve Ramazan Bayramı'yla inşallah. Evet. Sağlıklı bir şekilde hepsini Allah ulaştırsın. Ve hakkını vererek eda eden kullarından etsin hepimiz de inşallah. Gençlik deyince böyle çok muamma olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani biyolojik olarak insanların tanımlanmış belli yaş dönemlerini gençlik diye adlandırıyoruz. Evet. Kısa olan insan ömrü bir dönemini de gençlik olarak geçiyor. Fakat esasını vurgulamamızın sebebi nedir? İnsan ömrünün en dinamik, en güçlü olduğu döneme tekabül ettiği için gençlik diye özellikle, evet, sorumluluklarını biraz daha fazla kuşanabilecek ve onu yerine getirebilme konusunda azmiyle, gayretiyle, enerjisiyle daha gayretli bir kesimden, kitleden bahsediyoruz. Evet. Bunlar aynı zamanda kendi ülkesinin, milletinin de bekasını oluşturan bir kitlesel özellik taşıyor. Bu dönemi iyi değerlendirenler, evet, geleceğe daha güçlü bir şekilde kendi milletini taşıma potansiyelini iyi kullanmış oluyorlar. Bizim vakıf olarak, dindar cami olarak Türkiye için genelde gençlik deyince, dindar gençlik deyince, milli gençlik deyince çizdiğimiz herkesin rahat anlayabileceği bir basit bir çerçevemiz var aslında. Onu tanımlıyoruz. Evet. Diyoruz ki biz milli gençlik diye adlandırıyoruz. Milli gençlik nedir? Çerçevesi neden oluşur? Kimleri kapsar ya da kimleri dışlar? Öyle, evet, bir şey var mıdır? Burada dışlardan özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü
ötekileştirmenin şeyi değildir. Bizim anladığımız milli gençlik pozitif alandır ve kuşatıcıdır. Ötekileştireceğim bir yanı yoktur. Evet. Herkesi, yurdumuzdaki olan herkesi duygusal anlamda da, inanç boyutunda da, fikri anlamda da, fiziksel varlıkları anlamıyla da kuşatan bir gençlik anlayışımız var. Milli gençlik diyoruz. Nereden çıkıyor bu? Soyut, ideolojik bir masa başı üretilmiş bir şey değildir bu. Hayatın içinden, kendi fiziki varlığımızdan, biyolojik varlığımızdan türettiğimiz, evet, türeyen bir şey, doğal bir şey. Doğal hayatın içinde. Bu nedir? Millet var. Bu millet. Milletin iki tane temel değeri vardır. Bir, maddi varlıkları. İki, manevi varlıkları. Evet. Maddi varlıklarını toprağı, taşı, dağı, biyolojik, diğer insan dışı canlı varlıkları ve insan nüfusu, tamamı maddi varlıklarını. Evet. Bunları, bir de manevi değerleri vardır. Dini, kültürü, folklorik değerleri, musikisi, sanatı, bir bütündür. Bunların tamamı milli değer olarak insanların bunların gelişimi konusunda çaba sarf etmesi. Hem, evet, maddi varlıkları hem manevi varlıkları konusunda dindar bir gençliğin, milli bir gençliğin, biz bu milli bakiyenin hem maddi hem manevi açıdan gelişimine katkı sunabilecek, bu konuda duyarlı olabilecek bir gençlikten bahsediyoruz. Aynı zamanda negatif yönden de bu milli varlıkları gerek maddi gerek manevi açıdan tehdit edebilecek, olumsuz etkileyebilecek unsurlara karşı da uyanık olmasını, evet, bunlar konusunda hassasiyet göstermesini, duyarlılık kazanmasını istiyoruz. Evet. Ve bu herkes için, her vakıf, dernek, herhangi bir vakfın, bir derneğin, bir siyasi partinin bir gençlik şeyi değildir. Milli olan herkesi bu anlamda kuşatan, evet, bir gençlik profili ve biz bunu arzu ediyoruz. Ve bunu herkes için öneriyoruz. Gayretimizin yönü de bu yönde. Evet. Çabamız bu yönde inşallah. Zaman bendedir ve mekan bana aittir. Evet. Şuurunda bir gençlik diyor, evet, Necip Fazıl. Dolayısıyla tabii bizim özlediğimiz, özlemini çektiğimiz gençlik, evet, hakikaten hayatın merkezinde olup kuşatıcı olması, değil mi? Etrafındaki, evet, insanları görüp gözetmesi, gündelik işlerle, telaşla, hani yine şiirin devamında söyledi. Sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Oyunda oynaştasın, evet, diyor ya. Hala, evet, oyunda oynaştasın. Dolayısıyla hayatın merkezinde hayatı kuşatıcı bir gençlik olması gerekiyor. Şimdi Samet Üstad'ıma şunu sormak istiyorum. Yedi Hilal Derneği tam da böyle 90'lı yıllarda o sevdiğimiz hareket merkezini bir noktada yakalamış durumda şu anda. Yedi Hilal Gençlik adına neler yapıyor, nasıl çalışmaları var? Bunu sizden dinlemiş olalım Üstad'ım. Teşekkür ederim. Öncelikle Olay TV'ye ve sizlere burada bizi misafir ettiğiniz için hastane teşekkür ediyorum. Evet. Cenab-ı Allah programı hayırlara vesile kılsın. Evet. Ve Ramazan'ı da hakkıyla yaşamayı nasip etsin bize. Amin cümlemize. Tabii Yedi Hilal öncelikle ne anlamı ifade ediyor onu bir açalım. Ondan sonra inşallah ne çalışmalar yaptığını da biraz detaylıca bahsedelim. Yedi Hilal isminden de anlaşılacağı üzere 7 tane hilalin bir araya geldiği, 7 ayrı kıtada çalışma yapan bir sivil toplum kuruluşu yolunda ilerliyor. Biz 2012 yılında istişareye başlamış ve 2013'ün Aralık ayında resmi anlamı kuruluşunu gerçekleştirmiş bir kuruluşuz. Evet. Tabii 7 Hilal 2012'de kurulan ve yola çıkan bir dernek olarak düşünmüyoruz. Bunun öncelikle bir altyapısı var. Evet. İşte Ahmet Hocam milli gençlikten bahsederken onu açalım. 7 Hilal bir bakiyenin üstünde aslında yola yürüyor. Gençlikle alakalı program adı Ramazan ve gençlik olması sebebiyle genci Ahmet Hocam çok güzel yorumladı, tanımladı. Tabii genç aynı zamanda geçmişten gelen birikimi de geleceğe taşıyan, evet, bir kuşaktır. Evet. İşte bunun içinde 7 Hilal'in tam oturduğu nokta, çalıştığı yerde tam olarak genç. Gencin ortaokul, lise ve üniversite ayağında çalışmaları gerçekleştiriyor. Az önce bahsettiğim gibi 2012 yıllarda kurulan bir dernekten ibaret değil. Daha geçmişinde 1960'larda başlayan o Milli Türk Tabi Birliği'nin hareketinin işte edebi ve fikri boyutuna alarak, evet, Akıncıların da 80'li yıllardaki o aksiyon boyutunu aldıktan sonra milli gençliğinde teşkilatlanma boyutuyla birleştirilmiş o üç sacağına oturan bir kuruluş olarak hizmet ediyor. Evet. Allah'a hamdolsun bugün Türkiye genelinde 48 adet şubemiz bulunuyor. 70'in üzerinde de üniversite yaşatlarımız bu konu çalışma yapıyorlar.
üniversite teşkilatlarımız, orta öğretim teşkilatlarımız, YEDİL'in tüm yapısı, tüm merkezinde gençler var. Evet. Fazla farklı alanlara giriş yapmıyoruz. Yani bir yurtçuluk alanında, işte bir yardımlaşma derneği gibi farklı alana girmeyip sadece gençlik teşkilatlanması ve gençlik yapılanması üzerine çalışmalar evet. yapıyor. Şimdi yakın tarihte de şey yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. 7 güzel okuma değil mi üstadım? Hı hı. Üniversitelerde Türkiye genelinde 7 güzel okuma. Buradan kasıt neydi 7 güzel okuma? Şimdi üniversite çalışmaları ve ortaokul çalışmamız var. Sizin bahsettiğiniz üzere 7 güzel okumada işte Milli Türk Tarih Birliği'nin okuma halkalarını evet. tekrar birlikte yapma, eski medrese usulü yaptığımız hoca ve talebeyle birlikte diz çökerek, beraber okutarak o medrese usulü okumaları tekrar ihya edelim, tekrar yapılsın. Elbette yapılan, okunan evet. medreselerde yapılan çalışmalar var ama üniversite sıralarında, unuttuğumuz akademide de biz medrese usulü çalışmamızı yapalım niyetiyle 7 güzel okuma diye başlıkla beraber Türkiye'nin 40'ın üstünde ilinde kayıt almış, genç arkadaşlarımız standlarını kurmuş ve kitap okuma halkalarıyla beraber ilana çıkmışlardı. Okunan eserler arasında Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek, Ali Ezzet Begoviç gibi, İsmet Özel gibi. Franz Kafka, onu evet. da özellikle belirtelim. Franz İlgimi Kafka'nın çektiği için söylüyorum. Hakikaten yani. Evet. farklı bir yeri vardır. Yani evet. Müslüman camiye sadece kendi ilim adamlarını okutuyor değil. Evet, evet biz Batı'nın da eserlerini okuyoruz duruşuyla. Franz Kafka'yı okutmak bu sene nasip oldu. Geçen sene de Tolstoy lisemizdeydi. Evet. Seneye ne olacak? Onu evet. tekrar inşallah. konuşuruz. Eyvallah. Bu yıl 5000'in üzerinde genç kardeşimiz bu okuma gruplarına başvurup okuma halkalarında katılım sağladılar. Aynı şekilde okuma halkaları, hadis halkaları gibi epey çalışmamız bu konuda evet. devam ediyor. Şimdi üstadım devam edeceğiz çünkü sizin Balkanlarda da çalışmanız var ama aslında diğer tarafta TDV'nin güzel bir çalışması var ki biz Ramazan'ın başından bu tarafa da TDV'nin öğrencilerini biz burada misafir ediyoruz. Uluslararası UİP öğrencileri, ilahiyat öğrencilerini. Dolayısıyla siz de yurt müdürüsünüz UİP'in. Bu kardeşlerimizi UİP neler yapıyorlar? Hangi bölgeden, hangi kıtalardan öğrencilerimiz var? Şöyle bize bir tanıtmış olursunuz. Buradan da şeye geçelim isterseniz. Bunlarla beraber yani çünkü gönül coğrafyamızdan birçok kardeşimiz var ki biz burada da kendilerine de tanışmaktan hakikaten mutlu olduk. Programımıza da davet edeceğiz tekrar nasip olursa diğer kardeşlerimizi. Bu kardeşlerimizin Türkiye'de edindikleri ve memleketlerine gittiğinde neler yapacakları böyle vizyonları, fikirleri var mı? Bunları sizden öğrenmiş olalım üstadım. Ben de burada misafir olmaktan Olay TV'ye ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Türkiye Diyanet Vakfı yaklaşık işte 145 ülkede faaliyette olan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Evet. Biz bu işin tabii ki öğrenci ayağıyla ilgileniyoruz. Şu anda yurdumuzda Bursa'da sadece yurt çatısı altında 55 ülkeden 300 öğrencim var. Evet. Bunun yaklaşık 3'te 2'si işte bu UİF ve konuk statüsünde gelen öğrenciler. Tabii bunların içerisinde yerli olan öğrenciler de var. Bu UİF ve konuk öğrenci ben gerçi sen öğrenmiştim ama bu ayrımı ben yapamıyordum evet. bugüne kadar. UİF dediğimiz evet. aslında uluslararası ilahiyat projesi kapsamında Avrupa'da yaşayan bizim Türk işçilerimizin, Türk vatandaşlarımızın çocukları Çocuklar, aslında evet. bunlar. Bunların tabii bir tarafında Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir tarafında da Diyanet Vakfı olmak üzere buraya getiriliyor. Evet. Bunlar burada ilahiyat okuyorlar. Bitirdikten sonra bunların birçoğu kendi ülkelerine gidip oradaki yine ilgili alanlarda çalışmalara başlıyor ki birkaç ay önce hatta bu konuyla alakalı sınav vardı. Yeni göreve başlayanlar vardı evet. o bölgede. Konuk dediğimizde Avrupa'nın haricindeki ülkelerden gelen öğrenciler. Afrika. Tabii mi? Afrika bölgesinden var, Orta Asya'dan var, Balkanlar'dan var, evet. Uzak Doğu, Doğu'dan var. Yani genel itibariyle çok farklı alanlardan gelen öğrenciler var. Tabii bu sadece bu bizim çatımızın altında ama burada 300-400 öğrenci civarında Bursa'da koordinatörlük vasıtasıyla yürütülen çalışmalar var. Evet. Bu öğrencilerin ülkelerinden işte mülakatlarıyla beraber tabii ki bunlar
elini kolunu sallayarak gelmiyorlar neticede buraya. Belirli sınavlardan, mülakatlardan geçerek belirli şartlarla bu devletler arası ve işte yapılan anlaşmalar gereği üniversite kayıtları oluyor. Evet. Daha sonra Diyanet için buradan ve Ankara'dan mülakatlara gidiliyor ki şu anda arkadaşlarımız mesela buradan Afrika'ya gittiler şu anda. Orada mülakat yapıyorlar önümüzdeki yıl gelecek olan öğrenciler için. Bu şekilde öğrenciler seçilip buraya geliyor. Bunların Diyanet geliş gidiş uçak paralarını, Türkiye'deki sağlık harcamalarını, barınma masraflarını, okul ihtiyaçlarını vesaire her şeyleri burada karşılanıyor. Evet. Diyanet Vakfı kanalıyla karşılanıyor. Diyanet Vakfı kanalıyla evet. Karşılanıyor. Yani insanımızın fitreleriyle, zekatlarıyla biriktirdiği bağışlarda bulunduğu yardımlardan bu çocuklarımız bu şekilde eğitimlerini görmüş oluyorlar. Kesinlikle. Tabii bunlarda bunların içerisinde okul bittikten sonra halen ilmi çalışmalarına devam eden, yüksek lisans doktoraya devam eden öğrenciler var. Öğrencilerimiz var. Ama ülkesine gidip yine orada kendi alanıyla alakalı ya da farklı alanlarda çalışan, çalışmaya başlayan, hatta şöyle yapan arkadaşlar da var. Mesela dernekler kuruyorlar. Mesela şu an Togo'da var, Nijer'de var. Dernekler kurarak bu derneklerle Türkiye ve o ülke arasında bir STK görevi görüp işte yine buradan hayırseverlerin yardımlarıyla o bölgelerde işte Hediyem Kur'an Olsun kampanyalarına, işte su kuyusu açma evet. çalışmalarına vesaire neye ihtiyaç varsa o işleri de bir aracı korun bir köprü vaziyeti görüyorlar evet. şu anda mesela. Kendi yine öğrencilerine faydaları dokunuyor. Evet. Geçen beni ziyarete gelen birkaç öğrenci vardı. Onlardan bir tanesiyle konuşuyoruz ki Fransa'da kendisi kimya bölümünü bitirmiş ama burada da ilahiyat bölümüne kendisi gelmiş. Şöyle laf arasında sordum dedim gitmek istemezsin herhalde dedim Fransa'ya. Hocam dedi ben gideceğim çünkü oradaki öğrencilerimize ihtiyacı var. Biz burada öğrendiğimiz dini bilgileri oradaki öğrencilere bir şekliyle aktarmamız gerekiyor ki oradaki sıkıntıları da anlattılar. Yani böyle bu şekliyle kimlik kazanmış öğrencilerimiz de var fikir yapısı olarak. Dolayısıyla genç hareket mekanizması olduğu zaman bir kıymete biniyor. Hani Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifinde buyuruyor ya genç kişi gençliğini nerede heba ettiğini, harcadığını hesabını vermeden mahşer yerinden ayrılamaz diye. Dolayısıyla gençlik nimeti önemli. Hocam Ensar Vakfı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü projeler vardı. Evet. Ki birkaç tanesine ben de dahil olmuştum. Evet. Bu projeler nelerdi? Devam edecek mi önümüzdeki evet. dönemlerde? Yeni başlayan projeler var mı? Evet. Mustafa Bülbül Hoca buradayken evet. Ankara'ya gitmeden önce onlarla başlayan bir Diyanet'in il müftülüğü bünyesinde oluşturulan gençlik kulüpleri vardı. Evet. Erguvan Gençlik Kulüpleri. Biz o kulüpler sürecinde bizim de daha önceden devam eden çalışmalarımızda potansiyel Bursa'daki imkanlarımızı birlikte kullanarak daha verimli çalışmalar için yardımlaştık. Sahada da evet. çok fazla öğrenciye bazı imkanların oluşmasına sebep oldu bu. Devam ediyor o süreç. Evet. Çok da iyi oldu. Erguvan Gençlik'ten sonra Diyanet'in tabii direkt gençlik faaliyetleri de var. Ayrıca şu anda koordinatörlük kuruldu. Bu gelişim çok güzel devam ediyor. Yani bu Bursa'dan çıktı. Türkiye inşallah örnek olur. Daha önce Bursa valimiz olan Sayın Münir Karal da Antalya valisi olunca oraya kendisini ziyarete gitmiştik. O da Antalya'da da benzer işte Bursa'daki gibi böyle gençlik faaliyetleri evet. olsun diye oradaki STK'lara tavsiyede bulundu. Bursa örnekleniyor bu anlamda. Evet. Bu da güzel. Yani şu açıdan güzel. Her vakıf, her dernek kendi imkanlarıyla ulaşabildiği, hayır namına ulaşabildiği bazı gençler, çocuklar olabilir. Evet. Ama bunlar 650 bin ortaöğretim öğrencisinin Bursa il sınırlarında düşünürsek çok az bir kısmına tekabül eder. Burada optimizasyon dediğimiz bir şeyi takip etmemiz lazım. Var olan potansiyel imkanlarla azami öğrenciye nasıl ulaşılabilir? Onların özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verilerine göre okulların açık olduğu gün 180 gün. Bir yılda. Yani 185 gün tatil. Evet. Resmi olarak tatil. Yılın fazlası, yarısından fazlasını
gençler, çocuklar tatil olarak geçiyor. Dolayısıyla okulda olmadı bu zaman diliminde bu gençlere, çocuklara ev sahipliği yapacak, onları olumlu çevre şartları oluşturabilecek, onların davranışlarını olumlu yönde teşvik edecek, olumsuz çevre şartlarından koruyabilecek fiziki mekanlar oluşturma, etkinlik türleri oluşturma. Çocukların, gençlerin tabii ki ilgi alanları da çok farklı olacaktır. Bu farklı ilgi alanlarından makul etkinlik türleri oluşturarak hem gelişimine katkıda bulunmak hem de olumsuz çevre şartlarından, yani tabiri caizse koruyucu hekimlik gibi, onların manevi olarak olumsuz etkilenebilecek çevre şartlarında da korunmuş olmak gerekiyor. Bu da il müftülüğünün özellikle Bursa'da yapmış olduğu yaygın çalışmada biz başından beri hem takdir ediyoruz, destekliyoruz, gücümüz nispetinde de sürdürmesi için, etkin olabilmesi için elimizden gelen gayreti inşallah hep beraber sarf etmiş olacağız inşallah. İnşallah. Yani çok değerli bir şey Bursa için. Eyvallah. Şimdi şunu da merak ediyorum. Çünkü siz yıllardır Ensar Vakfı'nın başkanlığını da yaptınız. Bu STK geleneğinden geliyorsunuz. Yani şöyle 90'lı yıllara ya da 2000'den öncesini ve 2000'den sonrasını değerlendirirsek, gençliğimizde sizin aşamadığınız ya da sıkıntı olarak gördüğünüz neler vardır? Yani tabii çağın, günümüzün sıkıntıları ortada belli ama bu konuda sizden nasıl bir bilgi alabiliriz? Şimdi Türkiye toplumsal olarak değişiyor, gelişerek değişiyor diyelim. Biz bu gelişimi olumsuz olarak adlandırmıyoruz. Ama değişen çevre şartlarında tabii ki çocukları her zaman olumlu katkılar olduğu gibi gelişen sanayinin de yan etkileri var. İşte tıbbi tedavi için hekimlerin uyguladığı tedavide verdikleri ilaçlarda da bazı yan etkiler olabiliyor. Maalesef. Biz şimdi bu yan etkilere gündeme getirerek olumsuz çevre şartlarını hep böyle adlandıramayız. Önemli olan şu, gelişen, değişen çevre şartlarında onların negatif unsurları nelerdir? Onları tespit edip ona göre olumlu yönde takviyede bulunmak. Evet. 90'lı yıllardan sonra gelişen teknolojiyle birlikte iki tane temel şey çıkıyor karşımıza. Elektronik ortamın çok yaygınlaşması. Evet. Dolayısıyla bu, diyelim ki uzmanlar yeni bir şey yaptılar. İşte elektronik bağımlılıktan bahsediliyor. Evet. Yani elektronik ortamın getirmiş olduğu bir bağımlılık. Bunun İnsan sağlığı içinde, sosyalleşmesi içinde olumsuz etkilerini uzmanlar zaten anlatıyorlar, ediyorlar. Özellikle Bursa Yeşilay Derneğimiz de bu konuda elektronik bağımlılıkla alakalı mücadelede güzel çalışmalar var. Onları da ayrıyeten kutluyorum. Evet. Üniversiteler çalışıyor, eğitim camiası çalışıyor. Herkes bu yan etkileri minimize etme gayreti içerisinde. Bizim görebildiğimiz sahada, bir de bireyselleşiyor insanlar, ferdiyetçi oluyor. Toplumsal hayattan biraz daha ferdiyetçi bir hayata doğru gidiyor. Diyelim ki bunun için bizim önerdiğimiz sportif etkinlikler takım ruhu oluşturuyor. İnsanların sosyalleşmesi için daha müspet yaşam tarzları geliştiriyor. Evet. Bunları bir seminer konusu olarak gençlere, çocuklara anlatmak, onları sosyalleştirmek için yeterli değildir. Yaşam tarzı oluşturmak gerekiyor. Birebir yaşamak, onlarla hareket etmek gerekiyor. Özellikle bizim dağcı ve izci kamplarımız dağlardaki, ki Erguvan Gençlik'le bunu çokça yaptık. Binlerce çocuk, genç asgari bir hafta, 5 gün, 10 gün bir arada yaşıyorlar, paylaşıyorlar. Evet. Ve o birlikte yaşama kültürünü küçük yaştan itibaren değer olarak kazanıyorlar. Böyle bir seminer olarak yaşanacak bir şey değil bu. Evet. Hayatının değişen, gelişen dönemlerine göre biyolojik olarak gençleştikçe bu sosyalleşen insan daha sosyal, çevresine daha duyarlı. O milli gençlik anlamında dediğimiz milli duyarlılıkları da daha iyi, donanımlı halde geliyor. Kendisini koruduğu gibi olumsuz çevre şartlarından akranlarına da o anlamda olumlu kaynaklık teşkil ediyor. Yani milli gençlikten kastımız vatanına, milletine, dinine, imanına bağlı, sahip çıkan, koruyup kollayan gençlik değil mi? Biz bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Şimdi ben sorunuza ek olarak devam edeyim isterseniz Ahmet Hocam'dan sonra. Yani 90'lı yılların, 80'li yılların her yılın bir sıkıntıları var. Tabii. Gençlik anlamında ya da tabii geçmişe yaşayanlar 90 yıla çok hareketli bulabiliyor. Hı hı. 2000'li yıllar, 2010'lu yıllar. Evet. Daha böyle istediğimiz gibi değil gibi umutun azaldığı zamanlar yaşayabiliyor.
Ben tam aksine öyle düşünmüyorum. Evet. Hakikaten gençler çok birikimli, dünyayı takip edebilen, özellikle teknolojiyle beraber dünyanın neresinin ne olup ne bittiğini çok iyi idrak edebilen genç kuşağın ortaya çıktığını görüyorum. Evet. Ve karşılaşma etisinin çok sağlam olduğunu, hangi eserden okunacağı, hangisinin okunmayacağını çok iyi bilen genç bir kuşak var. Evet. Burada sadece büyüklerimizin, bizim yapmamız gereken şey şu, genç kardeşlerle beraber, yani bizim yaşlarımızda olan arkadaşlarımızla beraber özne özne ilişkisinin kurulması. Evet. Yani vakıflarımızın, derneklerimizin, yapılarımızın hepsinin büyüklerimiz hizmet ettiği değil, tam aksine gençlik hizmet ettiği bir kuruluş haline gelmesi lazım. Evet. Yapılarımızın. Ve gencin hizmet ettiği, gencin gerekirse su taşıdığı, işte stand kurduğu, kitap okuttuğu gibi gence büyüklerimizin güvendiği bir ortam tahsis etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Biz de şahsım adına ikincisini eklemek istiyorum. Tabii eğitim gelişme esnasında eğitim de çok gelişti. Yani eskiden üniversite mezunu çok az olduğu zamanlar yaşadık ama şimdi üniversite mezunu çok fazla. Evet. Üniversiteler fazla olunca arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de direkt olarak bir diploma kaygısı yaşayabiliyor. Bizim şu an bütün yapılarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın bu diploma endişesini kaybedecek ortamlar kurmamız lazım. Evet. Gencimizin birçoğu üniversite lise yıllarına kadar üniversite sınavı hazırlanıyor. Üniversite sınavı bitiyor, işte kamu sınavlarına hazırlanıyor. Bütün düşüncesi, fikri sınavlara hazırlanıp ve başarı yakalamak oluyor. Evet. Biz bunun tam aksine genç arkadaşları ticarete yönlendirmeliyiz, bazı ilim adamı yapmalıyız gibi kanallar oluşturacak yapılarda kurmalıyız. Evet, sizin o yönde çalışmalarınız da vardı. Mektepler oluşturuyordunuz. Onu konuşacağız. Ama bir eser arası verelim. Recep Altaş kardeşimizden güzel bir eser dinleyelim. Ardından yine sohbetimize devam edeceğiz. Devlet olan Ahmet'im.
Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları'nın sunduğu Ramazan Medeniyeti devam edecek. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları'nın sunduğu Ramazan Medeniyeti devam ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما صدق الله العظيم. Evet değerli izleyicilerimiz, Mahmut Diallo'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik. Kardeşimiz Gineli ve reklam arasında hocamla konuşurken 8 kardeş olduğunu ve 8 kardeşin hepsinde hafız olduğunu söylediniz. Ayrıca Türkiye genelinde de bazı yarışmalara, hatta yurt dışında yarışmalara girdiği ve derece aldığını söylediniz. Bu şekilde yurdumuzda dereceye giren hafız öğrencilerimiz var mı hocam? Var hocam. Geçen tabii Mahmut kardeşimizin durumu biraz daha farklı. O uluslararası yarışmalara da katılıyor. Evet. Ramazan ayından önce İlahiyat Fakültesi bünyesinde yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında en son 10 öğrenci finale kalmıştı. Bu finale kalan 10 öğrencinin 6'sı Diyanet Yurdu'nda kalan öğrencilerimizdi. Evet. Ve 10 kişiden yarışmada ilk 3'e giren, ki birinci Mahmut'tu. Evet. Mahmut olmuştu. Diğer yani ilk 3'e giren de yine yurdumuzun öğrencileriydi. Evet. Yani orada. Maşallah hocam. Allah elhamdülillah. Evet. Tabii Allah'ın verdiği bir yetenek var. Evet. Ama tabii bu yeteneği de doğru şekilde kullanmak da önemli tabii burada. Yani hangi konuda, alanda olursa olsun çalışmak gerekiyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberledik bitmiyor tabii. Kesinlikle. Bunun makamı var, tecvidi var, kıraatı var. Dolayısıyla bunu artırmak gerekiyor. Kardeşimiz de güzel çalışmış inşallah. Burada hocalarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle İlahiyat Fakültesi'ndeki evet. hocaların, bunların yetişmelerine çok büyük emekleri var. Evet. Ve sürekli de onlarla beraberler. Her konuda da destek oluyorlar elhamdülillah. Ben bu vesileyle de ayrıca teşekkür ediyorum yani tüm hocaları evet. ayırmaksızın yani. Bursa İlahiyat hakikaten Türkiye genelinde baktığımızda bir marka yani eskiden beri bir gelen
Süleyya'dan bir vizyonu var. Onu da hala devam ettiriyor. Çok güzel bir şekilde de devam ettiriyor. Evet. İnşallah artarak devam eder. Hocam, yurtta bir öğrencinin günlük faaliyetleri nelerdir? Yani sosyal faaliyetlerde bulunuyor musunuz? Sadece yurtçuluk mu yapıyorsunuz? Abilik, hamilik mi yapıyorsunuz? Yoksa sosyal faaliyetlerin içerisinde bu öğrencilerimize onlarla beraber olabiliyor musunuz? Elbette. Hocamın az önce dediği gibi gençlerin sahada olması gerekiyor, evet, birçok konuda. Biz de bunu hedefleyerek daha çok öğrenci merkezli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunlar neler oluyor? İşte gruplarımız var, kulüp ya da grup dediğimiz, örneğin işte Avrupa'dan gelen öğrencilerimiz bir grup oluşur, Afrika'dan gelenler bir grup. Neden? Coğrafi şart olarak bunlar birbirlerini çok daha iyi anlayan öğrenciler. Evet. Birbirine daha omuz verebiliyorlar. Bu amaçla işte örneğin bir grup öğrencimiz işte üniversiteden her hafta bir hoca gelir ve bu hoca gelmeden önce bir hocamız işte bir makalesini gönderir. O hafta içerisinde bu makale bir gözden geçirilir. Sonra geldiğinde o makale üzerinde çalışmalar yapılır. Evet. Yine öğrencilerimizin yapmış olduğu yine kendi merkezde yine öğrencilere yönelik ama işte Riyaz-ı Salihinden tutun da işte ne bileyim ders takviyelerine varana kadar işte geziler, piknikler gibi sosyal bir takım aktiviteler. Evet. Tabii bunun yanında sabah namazı programları, işte dışarıda yine üniversiteyle beraber yaptığımız, üniversiteyle ortak düzenlediğimiz bir takım yine sosyal, kültürel programlar, hem namaz programları hem diğer ilmi içerikli programlar, bunlar mevcut. Bununla beraber ek dersler yapılıyor. Örneğin şimdi bu Diyanet sadece yurt dışı öğrencileri değil, yerli öğrencilerle de ilgileniyor. Evet. Bunlar için de özel, örneğin işte bir İlahiyat Akademi grubu var. Bu İlahiyat Akademi grubu hazırlık ve birinci sınıf ilahiyat öğrencilerinden mülakatla başarılı olan öğrencilerden seçiliyor. Evet. Ve bunlara dönem içerisinde ekstra işte ders takviyelerinden tutun da işte kitap okuma programlarına varana kadar birçok konuda destek olunuyor. Evet. Okul tatile girdiğinde bunlar kampa gidiyorlar. Kamp faaliyetimiz var. Kamp faaliyeti. Özellikle hazırlıktaki öğrencilerin kampları daha uzun sürüyor. Sınıflarına göre yani şey değişiyor. Evet. Bunlar ki bir ilde toplanıyor. İşte daha önce Ankara, Kayseri'de, bu dönemde muhtemelen Erzurum'da planlanıyor bu yılki kamp. Evet. Dolayısıyla o öğrencileri şeyden soğutmadan sosyalleşmesini sağlamış oluyorsunuz. Evet. O şekilde devam ediliyor yani hocam. Evet hocam. Teşekkürler. Allah gayretinizi, kuvvetinizi. Bu arada bir de parantez açayım. Sporla alakalı da faaliyetler yapılıyor. Hatta burada huzurunuzda Kemal hocama da teşekkür ediyorum. Evet. Namı diğer Uçan Kemal, Kofu Kemal yetiştirdiği öğrenciler gerek yerelde gerek uluslararası müsabakalarda madalya alan, buradan genelde uzak doğu sporlarıyla alakalı, evet, bir takım faaliyetler de var ki en son Bandırma'da yapılan bir yarışmada yine bir öğrencimiz altın madalya almıştı. Evet. Yine daha önceki yarışmalarda yine katılıp da hemen hemen eli madalyasız dönmeyen yok gibi yani o konuda. Hocamız talebeler de uçuruyor yani. Aynen öyle hocam. Uçuruyorlar. Elhamdülillah. Allah iyilesin, nasip eylesin. Üstadım şimdi şöyle baktığımızda yedi ileride şöyle bir cümle dikkatimi çekti. Bunu sormak istiyorum. Bizde gençler, öğrenciler etkendir, edilgen değildir diye bir cümle var. Tabii detayını da açıklıyor ama ben bir de sizden duymak istiyorum. Burada neyi kastettik? Evet, bu bizim şeyimiz. Yüzümüz aslında, evet, tüm mananın aslında burada gizlendiğinde anlaşılıyor. Şimdi şöyle açıklayabiliriz, az önce bahsettiğimiz gibi genç arkadaşlara işte vazife verilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve temasın arada birilerinin olduğu ile değil, direkt, evet, kendilerinin de kurulması ve yapılan işin de kendilerinin organize etmesi, kendilerinin nokta getirmesi ve neticelendirmesini istiyoruz. Bu konuyu iki şeyle açıklayabilirim. Birincisi, bizim tüm okullarımızda okullarla alakalı çalışma yapan arkadaşlar var. Biz buna sancaktar diyoruz. Evet. Sancaktar, bir benzetme gerekirse Hanzala, Filistin'in meşhur Hanzala ile alakalı.
tipleme yanımda olsa gösterseydim keşke. Evet. Hanzala işte İhsan yaptığı zulümlerden dolayı sırtını hep Müslümana dönük ve hedefe Kudüs'ü tekrar geri almakla geçen. Sancaktar da aslında aynı tipleme. Müslümanların bir genç profilin olması gereken, geçmişte de bunu ecdat ahi teşhiatlarında yapmış. Yani evet. O fütüvvet dediğimiz fütüvvet teşhiatlarıyla beraber mahalle mahalle fütüvvet teşhiatlarının örgütlenmesiyle yapmış. Ve bütün bu fütüvvet teşhiatlarının kendilerine fütüvvet namleri vardır. Evet. İşte fütüvvet, feta, genç denilen, işte feta yalan söylemez, feta hiçbir kimsenin malını çalmaz gibi böyle yüzlerce, binlerce maddeye dökmüş şekilde nameler olmuş. Biz de aslında sancaktar dediğimiz bu okul sancaktarları da kendi okullarında çalışma yapıyorlar. Yaptıkları çalışmalar, işte hadis halkaları, okuma halkaları, sohbetler. Bir okulumuzda bir gence sancaktar dediğimiz zaman bütün her şeyi sen organize edeceksin diyoruz. Genç şöyle bakıyor, ben mi? Diyor, yani ben mi organize edeceğim? Evet, sen yapacaksın. Yani liderlik veriyorsunuz yani. Evet, yani evet. Hizmet eden, işte önce olan anlamında. Ve genç işte okulda bir sohbet varsa kim yapacak sohbeti? Hemen okul arkadaşıyla beraber yapacaksın. Hoca, evet. Hocasız olmuyor. Yok, sen yapacaksın. Evet. İşte ikramı da sen bulacaksın. Gideceksin mahalle esnafından, işte okulun yakından birisinden ya da okul müdürlüğünden kim varsa isteyip toparlayıp ikram edeceksin. Yani bunu biz açıklarken şey gibi, zekatın işte mal ve mülkün aslında zenginin fakire vermesi, ilimde de aynı. Var olan birikimi daha az olan sınıf arkadaşlarının, okul arkadaşlarına paylaşmak zorundasın. Açıklayacak şekilde bunu merkez tutuyoruz. Buradan yola çıkarak da tüm üniversitelerde, işte genç arkadaşlar, ortaokullar, liselerde de evet siz okula dergi de çıkartabilirsiniz. Evet. Yani tanımlarken genci işte azan, bozan, yıkan değil, okuyan, yazan, idrak eden bir Müslüman genç olarak biz sancakta da böyle tanımlıyoruz. Evet. Evet, okullarda siz dergi çıkartabilirsiniz dedik. Genç arkadaşlar diyor ki dergi, yani biz mi yazacağız? Nerede bastıracağız? Matbaa yok hocam, biz nereden bulabiliriz gibi böyle farklı farklı sorulara karşılaşılabiliyor. Bu genci yetiştiren bir şey. Evet. Yani yaz, kapağı sen karar ver, isme sen karar ver, içeriği sen belirle. Bunun gibi Allah'a hamdolsun 3 yıldan beri bu evet. Dergicilik, işte mecmuacılık üzerine biraz yoğunlaşıldı. Vazife verme anlamında. Bizim bildiğimiz o kapakları çok işte görselliği çok kuvvetli olan dergiler değil. Bildiğimiz ufak, işte 90'lı yıllarda belki bahsettiğim, evet. Kullandığınız mecmua gibi işte yöntemle bütün okullarda hamdolsun dergi çıkartıldı. Evet. Sadece üniversitelerde 45'in üstünde üniversite dergi çıktı. Liselerde de dergiler çıkıyor. Bu gencin kendine olan güvenini geliştiriyor. İkincisi de Grup Sancaktar ismi bir grup doğdu. Allah'a hamdolsun. Bu gerçekten işte geçmişte Ömer Karaoğlu gibi, Eşref Ziya gibi işte günümüzde de devam eden bir Ezgi Marş geleneğini yaşatmak adına, devam ettirmek adına evet. Yaşatmak ifadesi yerine daha doğru olacak kanaatindeyim. Bir grup sancaktar doğsun diye işte o sancaktar temasının grup sancaktar diye çok güzel bir albüm çıkarttılar. Organize eden, işte yazan, çizenlerin hepsi genç arkadaşlar. Yani evet. Söyleyen arkadaşlarımız, üniversite arkadaşlar. Hatta lise 3'e giden çok güzel bir genç kardeşimiz vardı. O da albümde yer bulunup güzel bir eser seslendirdi. Grubun abisini Abdülbay Kömür abi yapıyor. Evet. Geçmişte Ezgi Marş'a evet. Yoğun emekleri olan, Allah razı olsun, işte Ömer abi gibi, Eşref Ziya gibi, grup genç, grup yürüyüş gibi camiamızın önemli evet. Ezgi Marş isimleriyle birlikte onlar da vokalistlik yapıp bir albüm doğdu. Evet. Hakikaten 10 tane pırıl pırıl kendilerine hizmet ettiği, kendilerinin koşturduğu bir evet. Yapı, bir grup ortaya çıktı. 90'lı yıllarda Abdülbaki Kömür hocamızın, işte Eşref Ziya Terziler, Ömer Karaoğlu, onların eserlerini yayınlardık ve onlarla büyüdük doğrusunu söylemek gerekirse. Bu sancağı da devam ettiriyorlar. Allah yolunu açık etsin inşallah. Tamam, ne güzel. Yani biz yeniden evet. İşte çağları aşmışız biz ezgileriyle, işte yeniden farklı güzel ezgilerle, şehit tahtına gibi ezgilerle evet. Yolumuzu devam edelim niyetindeyiz. Allah bunun tüm organizasyonu yapan hepsini genç kardeşlerimiz yapıyor. Evet, maşallah ne Allah güzel. Razı olsun. Hocam biz tanıyoruz tabii, halkımız da, bizi izleyenler de tanıyordur. Ensar Vakfı'nın eğitimle alakalı çalışmaları nelerdir? Genç kardeşlerimize eğitim konusunda nasıl destekler veriyor? Ensar Vakfı 1979 yılında kuruldu. Evet. Kuruluş amacı
Türkiye'de sağlıklı din eğitiminin devletin resmi kontrolünde yapılabilir şartlarını oluşturmak için katkı sunmak, evet, İlahiyat fakülteleri ve imam hatip liseleri öncelikli olarak katkı sunmaya çalıştığı yurt ve eğitim faaliyetlerine katkı sunduğu öğrenci kitleler, daha sonra vakıf gelişerek tüm öğrencilere, Türkiye satında öğrenci olan herkese bu katkıyı sunmaya çalışıyor. Yurt hizmetleri gibi, burs hizmetleri gibi, akademik çalışmalar gibi, yurt dışı akademik çalışmalarına burslu ve barınma katkıları sunmak gibi. Evet. Yurt dışında mı faaliyet gösteriyor yoksa? Yurt dışında da var, yurt dışında da. Evet. Türkiye'de İmam Hatip liselerinin sıkıntıya girdiği dönemde Afrika'nın 5 ülkesinde İmam Hatip liseleri yaptı. Maşallah. Burada şöyle bir güzellik var aslında. Yayın grubu, Ensar Yayın Grubu Türkiye'de ciddi oranda dini ve sosyal boyutları içeren akademik yayınları 700 küsür kitabı var yayınladığı ve bunu halkın hizmetine sunuyor. Bu çok ciddi bir yayın faaliyeti. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, bu iki eğitimin ana, din eğitimin ve temel eğitimin ana unsuru olan kamu kurumlarıyla yardımlaşarak sahada işbirliği protokolleriyle bu verimliliğe katkıda bulunma haricen. Evet. Vakfın temel şeyi budur zaten. Vakıf vakfeder. Kendi elindeki maddi imkanları, bilgisini, becerisini, neyi varsa bunu diğer insanların hayrına yararlı olabilecek şekilde vakfeder. Evet. Bu organizasyonun temelinde oluşturuyor. Akademik insanlar, hocalar, eğitmenler, bunlar kendi bilgilerini uygun şartlarda diğer öğrencilere aktararak bunun ilmin zekatı diyoruz biz ona. Evet. Zengin de parasının zekatını verir. Fark etmiyor. Herkes kendi imkanı ölçüsünde hayrın bir parçası olduğu zaman, paydaşı olduğu zaman Allah ona da ayrı bir bereket veriyor. Tamam. Esas olan da o zaten. Tek taraflı, tek kutuplu bir şey değil. Herkesin, evet, içinde olabildiği bir hayır. Kendi karınca kararınca. Evet. Ahmet Hocam, şöyle bir şey söylemek gerekirse, ki söylediğiniz cümleden hareketle bunu söylemek istiyorum. Bizim Türkiye'nin, Anadolu'nun aslında sınırları yok. Evet. Bu dışarıdaki yapılan faaliyetleri, çalışmaları ben şahsen çok önemsiyorum. Çok da seviyorum. Bunun bu şekilde artarak devam etmesi gerekiyor. Evet, Anadolu coğrafyasına bir şekilde yetiyoruz. Sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Yetişmediğimiz, yetemediğimiz konularımız da oluyor. Eyvallah ama. Mesela Diallo, biraz önce Kur'an-ı Kerim dinledik. Çocuk, evladımız kalkmış gelmiş Bursa'da mesela ilim faaliyetinde bulunmaya çalışıyor. Yani siz Gine'den bu öğrenci kalkmış, bir ufuk açılmış, bir yol açılmış, Bursa'da İlahiyat Fakültesi'ne bir şekilde ulaşabilmiş. Yurt dışında da faaliyetlerimiz oldu dediniz. İmam hatipler açtık, okullar açtık şeklinde bir cümleniz oldu. Biraz bunu açar mısınız? Neler yaptınız hocam? Yani ben heyecanlandığım için soruyorum bunu. Rahmetli Ahmet abi, Ahmet Şişman abi bizim vakfımızın başkanıydı, evet, rahmetli oldu. Onun öncülüğünde Allah rahmet eylesin. Kampanya yaptı Türkiye genelinde. Bu okullara nasıl şu anda İmam Hatip liselerinin binasını yapan, yurdunu yapan, evet, komple yapan ya da kısmen destek veren hayırseverler olduğu gibi o ülkelerdeki binaların yapımına da. Çünkü İmam Hatip liselerinin eğitim modeli dünyada Türkiye'ye mahsus, Anadolu'da üretilmiş bir değer. Evet. Zaman zaman kısıtlamalarla, sıkıntılarla olsa da, kesintiler olsa da bu kendi gelişimini kendi bünyesinden yetiştirdiği ilim adamlarıyla, hocalarıyla, evet, kemale eriyor. İşin güzel tarafı da o. Haricen bir şey yok. Yani kendi kurumlarından yetişen ilim adamları yine bu kurumların, İmam Hatip liselerinin ve ilahiyat fakültelerinin Türkiye'de daha nitelikli hale gelmesini, evet, ve dünya standartlarında hatırı sayılır dini ve ilmi hizmetler sunmasına vesile oluyor. Bu Ensar Vakfı'nın asıl istediği temel amaçlarının bir numarasını, evet, teşkil ediyor. İşte bu açıdan Amerika gibi ülkelerde Müslüman öğrencilerin, Türkiye'den gidenler ve Amerikan vatandaşlı olanların karşılıklı öğrenci değişimiyle ev sahipliği yapıyor. Evet. Akademik gelişimde diyelim ki İngilizce için özellikle oraya gidiyor. Ürdün gibi ülkelerde de İlahiyat Fakültesi gibi, işte İmam Hatipleri öğrencileri gibi öğrencileri de oraya götürerek Arapça temel eğitiminde katkı sunmaya çalışıyor. Evet. Bunlar
Şöyle bir şey, ilmi faaliyetler zaman alır, çok uzun zaman alır, hemen fark edilmez. Ama onların sonuçları uzun yıllar toplum hizmetinde lokomotif görevi görürler. Evet. İnşallah vakıf bu anlamda durduğu yer toplumun geneline evet. ve meşrebi bir anlayış gözetmediği için tüm İmam Hatip Liseleri, tüm ilahiyat fakülteleri, dini ilimlerle uğraşan herkesin evet. sahibi olduğu okullar kadar herkesin olan bir evet. anlayışa sahip. Bu da kuşatıcı bir şey. Hocam dünya bizim. Yani evet. her köşesi, her yöresi bizim. Dolayısıyla biz ne kadar elimizi uzatabiliyorsak, onlarla hemhal olabiliyorsak bu bizim derecemizi de âli eder. Hani dedik ya başında, programın başında şu semada bir hoş seda bırakmak için evet. bu dünyaya geldik. Dolayısıyla bu alanda çalışanlar, herkese hakikaten yürekten tebrik ediyorum. Sevdiğim ve hakikaten mutlu oldum, yani duymaktan mutlu olduğum bir cümleyi sarf ettiniz. Rabbim gayretinizi, kuvvetinizi artırsın. Bir eser arası verelim. Olur. Eserin ardından devam edeceğiz inşallah. Medet ya ilahel alemin, gönül hun oldu şevkinden, boyandı Resulallah. Asıl bilmem bu hicrana dayandı. Habib el-Kulûb.
Evet değerli izleyicilerimiz, Recep Altaş kardeşimizden güzel bir eser dinledik. Evet, sizin Grup Sancaktar var, bizim de Recep Altaş kardeşimiz evet. var böyle. Müezzin kardeşimiz ama hakikaten sesi sedası güzel. Ben Grup Sancaktar'ın da tüm fertlerine ayrı ayrı buradan selam gönderiyorum. Çok güzel eserler var, ben yakinen dinlemiştim bir albümlerini. İsterseniz size geçeceğim ama hocam bir kitap tanıtacaktı. Kitaptan sonra hocama geçelim. Şimdi Ramazan vesilesiyle evet. Eş, dost, akraba, hısım, dostlar, herkes sevdikleriyle bir sofralarda evet. buluşuyor, ziyafetler veriliyor. Evet. Ramazan'ın bereketidir. Evet. Kameraya doğru tutarsak hocam. Bu da evet. bir Ramazan ziyafeti olarak Üstad Sezai Karakoç'un bir eseri. Türkiye'de şu anda yaşayan en büyük mütefekkir ve şairimiz diye ben inanıyorum evet. kendisi hakkında. Samanyolu'nda Ziyafet bu eser. Evet. 1960'lı yıllardan beri yazdığı Ramazan için ve bayram için yazılmış güzel makalelerin evet. oluşturduğu bir eser. Evet. Herkese bu Ramazan sofrası ziyafetlerinin yanında bir Ramazan ziyafeti ve bayram ziyafeti tavsiyesiyle eyvallah, Allah inşallah razı buluşmuş olsun. Bu da bizim hocamızın dimağından dökülen evet. güzel bir eser. İnşallah bu vesileyle Allah Sezai Karakoç hocamıza da sağlık, afiyet versin. Amin inşallah. İnşallah. Allah hayırlı ömürler versin. Şimdi hocam yurt dışı faaliyetlerinizden bahsettik. Bunları konuştuk. Yedi Hilal'in de böyle Balkan. Bir çalışma alanı var. Hatta Balkanlar'da ciddi bir yapılanma, teşkilatlanma var. Ki Bosna Hersek'te ve birçok Balkan ülkesinde zannedersem gençlik teşkilatlarıyla beraber çalışıyorsunuz. Buradaki kasıt ne? Yani öğrenci hı hı. alışverişi mi? Yoksa oradaki fikir yapısı ya da hareket tarzıyla beraber bir evet. şey ortaya mı koymaya çalışıyorsunuz? Bunu evet. bir özetleyebilirsek. Şimdi şöyle, ilk önce teşkilatlama felsefesiyle alakalı Balkanlar'da. Biz sadece Türkiye sınırı içerisinde bir yapılanma içerisindeyiz. Evet. Özellikle Balkanlar gibi işte İslam coğrafyasının İhvan Mısır teşkilatlanmasını zaten yürütüyor. Cemaat-i İslamiye, Malezya, Endonezya gibi hı hı. Coğrafyada. Balkanlarda da rahmetli Ali Ezzet Begoviç için evet. zaten güçlü bir örgütlenmesi varmış orada. Miladi Müslüman dediği Bosna'da. Tabii Boşakların örgütlenmesi Miladi Müslümani ya da farklı dernekler hala faaliyet yürütüyor. Aynı zamanda Balkanların en aktif milletlerinden biri de Anavutlardır. Evet. Anavutların da kendi içerisinde çok güçlü yapılanmaları var. Tabii biz Yedi Hilal olarak orada yapılanmayalım, örgütlenmeyelim. Zaten Müslümanların kendi içerisinde kurduğu yapılar var. Kendi dilleriyle konuştuğu, kendi çalışmanı yaptığı, oranın kendi örfleriyle, gelenekleriyle yaşattığı bir yapı var. Biz sadece özellikle Osmanlı yıkılışından sonra, o sınırların çizilmesinden hemen sonra bir irtibat kaybolmuş. Evet, maalesef. Müslümanların kendi arasında, sadece Balkanlar coğrafyası değil, farklı diğer Müslüman coğrafyalarıyla da bu konu hakkında biz işte yedilerin kurulmasıyla da evvelden yapılan çalışmalar var. Yani Aliyan'ın Erbakan Hoca ile olan diyaloğu, işte Erbakan'ın çok sık bölgeye gitmeleri, gelmeleri, isimlerin gönderilmesi. Evet. Fakat bunlar hiç yeterli olmamış. Çok güzel tohumlar atılmış ama devam ettirilmesi gereken unutulan bir yer haline geliyor Balkanlar. Anavutların da, Boşakların da, diğer milletlerin de kurduğu güzel yapılar var. Biz yaklaşık işte 2014 yılından sonra çok sık şekilde Balkan coğrafyasındaki o dernekleri ziyaret etme nasip oluyor. Evet. Öğrenci götürüyoruz Türkiye'den. Ama bu bizim profesör doktor orada İsmail Badri dediğimiz çok kıymetli, mütefekkir bir hocamız var. Derdi ki siz şimdi buraya geldiniz. İşte biliyorsunuz Balkanların çok güzel köfteleri vardır. Evet. Ve çok güzel tekkeleri, işte nehirleri, coğrafyası çok güzeldir. Şimdi bunu yiyeceksiniz ve gideceksiniz öyle mi? Dedi. Tabii biz kendisini deyince hakkımı helal etmiyorum. Eğer böyle yapacaksanız, yiyip içip gezip gidecekseniz. Hocam ne yapacağız? Buradan bize karşılıklı işler yapmalı gerekiyor. İşte Türkiye'den bize hattat getirmelisiniz. İşte buradan kitap çevirileri olması lazım. Kaç tane Anavutça'dan Türkçe'ye, Türkçe Anavutça kitap çevrilmiştir? İşte Boşakça'ya kaç tane kitap çevrilmiştir? İşte çok sayısı azdır gibi şeyler söyleyince evet biz burada olan sorumluluğu devam ettirmemiz lazım evet. niyetiyle. O bölgede Balkanlar coğrafyasında işte hangi alimler yaşıyor, hangi fikir adamları var, yer üstü ve yer altı zenginlikler, evet. kimler ve neler onları belirleyip Türkiye'de misafir etmeye başladık. Aynı zamanda orada faaliyet gösteren derneklerden de
Türkiye'de yaptığımız çalışmaları, işte bizim yaptığımız kamplar gibi, yaz çalışmaları gibi, işte yurtçuluk olsun, burs verme olsun, işte mali kısımda para toplamak olsun gibi bütün her şeyi, tüm birikimi, çünkü İstanbul bu işin merkezi olmuş. Evet. Buradaki hafızayı, beyni aynı zamanda Balkanlarda da yapılsın niyetiyle aktarım sürecine giriliyor. Aynı şekilde Balkanlarda da var olan güzellik İstanbul'a, Türkiye'ye, Bursa'ya aktarma gibi bir sürece girdi. Hamdolsun epey güzelliklere vesile oluyor. Evet. Türkiye'de bizim İstanbul merkezi düzenlediğimiz bir çalışmamız vardı. Uluslararası İstanbul konuşmaları. Yani bizim tabiri caizse uluslararası değil, uluslararası. Evet. Yani o çizilen sınırları kabul etmeyerek, evet, bizim daha büyük bir gönül coğrafyamız var diyerek uluslararası kelimesini kullanarak çok güzel terminolojiye bir kavram kazanmış oldu. Hamdolsun. Evet. Türkiye'de biz Sancak Müftüsünü ve yine Kalkandere Üniversitesi'nde, Makedonya'sının içerisinde olan bir üniversitede hoca olan Metin İzzeti hocamızı, evet, davet edip onlar Türkiye'de bir konuşma gerçekleştirdiler. Çok da güzel karşılığı oldu. Metin İzzeti'yi bugün Balkanlar tanıyordu ama şimdi tüm Türkiye'deki basın tanıyabiliyor. Evet. Yine 2014 yılıydı. Buradan kalabalık bir ekiple Kosova'ya gitmiştik. Oranın en yaygın, en büyük gençlik teşkilatlanması AKEA isimli, evet, bir yapıdır. Çok güzel, işte rahmetli Erbakan hocamızın da diyalogda olduğu, irtibatlı olduğu bir yapı. İşte Türkiye'deki, işte Türkiye'de alçakça darbeye kalkışanların bir haberiyle o kurum IŞİD'çi olarak ilan edilip kurum Kosova'da kapatılıyor. Bir papa ziyaretiyle beraber bahane göstererek bunun da her şeyini Türkiye'deki o malum medyanın hazırlığıyla beraber kapatılıyor, evet, dünya medyasında. Maalesef o gün AKEA'nın, o Müslüman örgütün teşkilatlanmanın şöyle bir sözü olmuştu. Yani biz Türkiye'de kendimizi kimse anlatamayacak mıyız? Evet. Hangi basını, hangi medyayı anlatabileceğiz? Yani bunların medyasının karşısında bir sözüm söyleyecek kuruluş da mı yok diyerek hamdolsun bizim tanışıklığımız vardı, irtibatlar sürüyordu. İşte Türkiye'de faaliyet gösteren, evet, bir medya kuruluşunda, evet, haber yapıldıktan sonra yani tekrar temizlenme, aklama sözü girdikten sonra şu an AKEA gibi Müslüman bir teşkilat orada çalışmasını gençlik sürdürüyor. Gençlik faaliyeti değil mi? Onlar tabii, da yine gençlik çalışması. Müslüman, evet, genç çalışması. Evet. Bunun gibi güzelliklere vesile oluyor. Maşallah. Mesele sadece teşkilatlanma, dernek açmak, tabela koymak değil, ilişkileri, evet, akraba ilişkilerini güzellikle sürdürebilmek. İnnemel müminine ihvetün. Hani ancak inananlar kardeştir şemsiyesinin altına. Bu herkesi toparlamamız gerekiyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu Balkanlar olur, Afrika olur adı. Ya da işte Uzak Doğu, Kafkaslar olur. Bizim dediğimiz gibi gönül coğrafyamız çok geniş. Bizim sınırlarımız yok aslında. Yani o sınırları çizenler çok da iyi niyetli çizdiğini düşünmüyorum. Evet. Gerçi bu biraz da yorum olabilir ama. Ufak bir ekleme yapabilirim. Yani, evet, bu kendi adıma çok hikaye anlatmayı seven bir insan değilim ama yaşayınca insan anlatası geliyor. Evet. Ahmiçi diye bir köy vardı Bosna'da. Bu köy Hırvatların minareleri tanklarla yıktığı, evleri yaktığı bir köy Ahmiçi. Çok böyle şehidin verildiği bir köy. Yatsı namazına uğrayalım, yani geç vakitti, namazı birlikte kalalım oradaki cemaatle deyip uğradığımızda namazı kıldık. Hoca efendi yana yaklaştım, hocam biz Türkiye'den geldik. Hoca tabii boşak olduğu için anlaşamıyoruz, dillerimiz uyuşmuyor. Evet. Hemen Türkçe bilen genç bir çocuk geldi. Dedi ki ben tercüme yapabilirim. Eyvallah dedim. Selam açtık. Dedi ki biz Sayabosna'dan Türkiye'den Sayabosna'ya işte bu coğrafyayı ziyaret etmeye geldik. İşte şehitliğinize Fatih okumaya, tanımaya geldik sizi. Bu Ahmiçi köyünü de bizim büyüklerimiz hep ağlayarak televizyonları izlerlerdi. Biz de sizi ziyaret edelim niyetiyle geldik dedik. Hoş geldiniz dedi ama niye geldiniz siz dedi buraya. Tabii niye geldiniz deyince dedik ya Ali Ezzet Begoviç, şehitler, Ahmiçi bizim için çok büyük anlam ifade ediyor bunlar. Ya dedi, biz dedi bir ay sonra Çanakkale'ye geleceğiz. Bizim tüm gençlerimiz Çanakkale'ye taşırız buradan. Siz buraya gelmişsiniz. Gidin Çanakkale gibi o güzel olan şehitlerin verildiği yer daha büyük, daha yer anlam ifade ediyor diyerek orada insan farklı duygulara kapılıyor. Kesinlikle. Ahmiçi'nin böyle, Bosna'nın böyle bir yeri vardır. Evet. Hocam, şimdi bir heyeti siz Afrika'ya gönderdiniz. Yine öğrenciler seçecekler. Onlar tekrar gelecekler inşallah. Hayırlı olur. Dolayısıyla oradaki hükümetlerle, yani gittiğiniz ülkelerdeki hükümetlerle ortak entegre çalışmalarda bulunabiliyor musunuz? Yoksa farklı siyasal bir takım düşüncelerin ya da fikirlerin sıkıntısını, yani, yaşıyor musunuz? Çok yardımcı olan ülkeler de var. Evet. Ama bunun tam tersi olan, işte bugün
seyircilerimizin de yakinen bildiği örneğin bir Doğu Türkistan kanayan yaramız var. Şu anda Doğu Türkistanlı öğrencilerim var ve bunlar yaklaşık 2,5 yıl, 3 yıl, 4 yıldır aileleriyle görüşmeyi bırakın, haber bile alamıyorlar. Evet. Ama Türkiye bunlara bir şekilde sahip çıkıyor, buraya geliyor. İşte üniversitelerin sadece Bursa olarak değil ama Bursa başta olmak üzere birçok illerde, üniversitelerde yerleştiriyor. İşte bunların bir kısmına Diyanet başta olmak üzere birçok STK'lar sahip çıkıyorlar. Bu kardeşlerimiz ama bir annesinin babasıyla irtibatı yok. Ne kadar acı bir şey değil mi hocam? Maalesef yani içler acısı. Yani konuşmaya başladığında yani siz dayanamıyorsunuz, onu dinlemeye dayanamıyorsunuz yaşadıklarına ki bu çocuk bunları hayatına içerlemiş. Ama şöyle de bir şey tarafı var. Hani hiçbir zaman bu çocuklar bunu arkasına sığınmıyorlar. Hani bunu bir negatif olarak, bir şey olarak görmüyorlar. Tam tersi, bu da bunları bir o kadar motive ediyor ve bu çocukların birçoğu hafız. Ve şu anda birçok camilerde mukabele okuyanları var, hatimle namaz kıldıranları var ki geçen yılda kıldırıyorlardı. Müftülük bünyesinde, çatısı altında. Şimdi yaz geliyor, okullar işte tatile girecek. Başta Doğu Türkistan'da olmak üzere işte Afrika'nın bazı ülkelerinden, Türkmenistan gibi Orta Asya'da bile maalesef bu sıkıntılar var. Öğrenciler gidemiyorlar. Gitseler geri dönemiyorlar ilahiyat okudukları için. Maalesef böyle sıkıntılar var. Yani şu anda 4 yıldır yurtta olup da ülkesine gitmeyen öğrenci var burada. Evet. Bu da acı bir şey hakikaten. Ben Orta Asya'ya gittiğimde şunu fark ettim. Bizim sınırımız Orta Asya'da Çin sınırına kadar değil, Çin Seddi'ne kadar. Evet. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimiz. O öğrencilerden bir grup beni ziyarete gelmişlerdi. Dolayısıyla sohbet ettik. Çok da mütevazi, böyle hayalim selim, efendi, ahlaklı çocuklar. Kesinlikle. Yani o bizim medyada şurada burada izlediğimiz tabii görüntüler de var maalesef. Ama bu çocuklar bunları yaşadılar ki Bosna'da da buna benzer şeyler yaşandı. Hafızamız taze, yani çok da eski bir tarih değil. Hocam şöyle söylemek gerekirse, yani Afrika'da da yine bu şekilde şeylerle karşılaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Var hocam maalesef. Evet, maalesef. Yani, maalesef var yani. Türkiye hami bir ülkedir. Bu çocuklar, bizim evlatlarımız hangi bölgeden olursa olsun muhakkak ki bu insanlarımız bunlara yardım edeceklerdir. Kol kanat geleceklerdir. Allah devletimize zeval vermesin. Yani, zaten o öğrencilerin Türkiye'ye getirilip burada işte bu 2023-2053 vesaire vizyonları doğrultusunda bu öğrencilerin buraya getirilip de mezun olup ülkelerine gittikten sonraki o çalışmaların neticeleri gelmeye başlayınca oradaki şartlar Allah'ın izniyle değişecektir. İnşallah hocam. Hocam bir reklam arası vereceğiz. Akabinde yine beraberiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. آمين. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vesileyi ve fazileti ver. Onu kendisine vaat ettiğin makamı Mahmud'a ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sıhhat ve afiyete. Evet değerli izleyicilerimiz, afiyet olsun. İftarınız mübarek olsun. Geceniz hayırlara vesile olsun. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yine değerli konuklarımız vardı. Ayağının tozuyla geldiler. Fuat Hocam çok teşekkür ediyorum. Siz teşekkür renk ederiz. Verdiniz. Allah razı olsun. Samet kardeşim Allah razı olsun. Uzunca bir yoldan geldin. Uzunca bir yolun var. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Allah kardeşinizi kuvvetinizi artırsın. Ahmet Hocam mutlu olduk. İnşallah bir başka programda da yine görüşeceğiz nasip olursa. Allah dediğim gibi gayretinizi kuvvetinizi artırsın inşallah. Değerli kardeşim Mahmut Diallo bugün Kur'an-ı Kerim'imizi ve ezanımızı okudu. Öğrencilik hayatında ve hayatta başarılar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, iki gün ara vermiş olacağız ama Ramazan Medeniyeti iki değerli kardeşimizin sunumuyla devam edecek. Cumartesi, pazar Yunus Emre Kır ve Mehmet Durmuş hocalarımız sizinle olacak. Pazartesi günü görüşünceye kadar Allah'a ısmarladık. Şener Gıda ve Hacı Hasanoğulları Ramazan Medeniyetini sundu.